Slovakya Başbakanı biliyorsunuz suikast girişimini atlattı ve devamında ilk kez kameraların karşısına geçti, saldırganı affetti, muhalefeti suçladı. Onu ve yaptığı şeyi affediyorum. Bunu neden yaptığını kendi kafasında halletmesine izin veriyorum. Suikast girişimine uğradı. Saldırıda ağır yaralanıp görevine ara verdi. Slovakya Başbakanı Robert Fico uğradığı suikast girişiminden sonra yaptığı ilk açıklamada saldırganı affettiğini söyledi. Fico video mesajı sosyal medya üzerinden paylaştı. Saldırgana karşı nefret beslemediğini söyledi. Herhangi bir yasal işlem başlatmayacağını ve tazminat talebinde bulunmayacağını ifade etti. Fico saldırı nedeniyle muhalefeti suçladı. Bir delinin saldırısı olarak tanımlamak için elimde neden yok dedi. Saldırganın suikast girişimine yayılan siyasi nefret nedeniyle yaptığını ifade etti. Onun yalnızca kötülüğün ve siyasi nefretin bir elçisi olduğu açık. Siyasi açıdan başarısız ve hüsrana uğramış muhalefet, Slovakya'da zapt edilemez boyutlara ulaştı. Fico, saldırının sağlığını derinden etkilediğini, tekrarlanan ameliyatlar nedeniyle çok acı ve ızdırap çektiğini anlattı. Her şeyin yolunda gitmesi durumunda Haziran sonu Temmuz başında işinin başına dönebileceğini belirtti. Slovakya Başbakanı 15 Mayıs'ta kabine toplantısından çıkarken kendisini binanın önünde bekleyenleri selamladığı sırada suikast girişimine uğradı. Vücuduna en az 5 el ateş edildi. Ameliyatı 5 saat sürdü. Saldırıyı yazar ve aktivist olan 71 yaşındaki Juraj Sintula gerçekleştirdi. Gözaltında çekilen videosunda medyaya yönelik politikalarını beğenmediği için başbakana saldırdığını itiraf etmişti.